Güzel bir Kasım sabahından Fethiye'den günaydınlar. Bu yaz 4 defa Fethiye'ye geldim ben. Özellikle Efe Fırın ve Lokum Kokoreç için geliyorum. Şu an Efe Fırın'dayım. Lokum Kokoreç'te de bir YouTube videosu çekeceğim. Benim Fethiye'ye gelme sebeplerim bu ikisi ve o iki arkadaş. Birisi yanımda Talip. Günaydın Talip. Abi hoş geldin. Seni her zaman burada görmek çok güzel abi. Ne haber? İyisin. Vallahi çok iyiyiz. Seni gördük daha iyi olduk. Biz birkaç ay önce tanıştık ama güzel bir dostluk kurduk. Her gelişimde de bir YouTube videosu çekelim dedik. Bir türlü nasip olmadı. Evet. O meşhur ertelenen YouTube videosu bu. Bu evet. Bayağı bir erteledik biz onu. Evet. Şimdi bazlama istasyonlarının çıkış yeri olan Efe Fırın'dayız. Evet. Ne yapacağız şimdi burada? Biz burada önce imalathanedeki pişen bazlamaları bir ziyaret edelim. Onları bir çekelim. Daha sonra bir kahvaltı hazırlayıp üzerine senin içerikle alakalı merak edilen sorular varsa onları alırım Ender abi. Tamam. Onları zevkle cevaplamak isterim. O zaman biz başlayalım. Hadi bakalım, hoş geldin. Ben sabırsızlanıyorum yani bazlamayı. Sıcak bazlamalar beklemesin. Biraz da yapacağımız kahvaltı için burada pişirme aşaması. Sen daha önce de görmüştün ama ilk defa çekmek nasip oluyor YouTube için. Bu Türkiye'de olabildiğince doğal yöntemlerle yapmış olduğumuz bazlamalar. Yani nedir? Sadece un, su, tuz, maya, başka hiçbir katkı maddesi olmadan ürettiğimiz bazlamalar. Şimdi bunlar burada ızgarada. Evet, saç diyoruz. Saç ızgarada pişiyor. Yani orijinal pişirme tekniğine en yakın bu var. Peki orijinal pişirme tekniği hangisi? Yani gönül ister ki odun ateşinde olsun ama yani günümüzdeki şu endüstriyel üretime ancak bu kadar doğal yaklaşabiliyoruz. Yani ben şu haline bile hastayım. Evet. Yani, odun ateşini düşünüyorum. Evet, düşünsene işte küçükken annelerimiz hep öyle yapardı. Ocaklık deriz biz şöminelerde. Odun ateşinde hemen pişirirlerdi. Şimdi ne yapacağız bunları? Biz bunlardan şimdi bazlama ile alakalı işte biliyorsunuz senin de favorin olan şu geleneksel bazlamamız var. Fethiye tulumu, köy tereyağı, kaşar peynirli yaptığımız. Şimdi onu Fethiye dışında hep şey yiyoruz. Donuk, dondurulmuş bazlamayla veya o an sıcak pişmemiş bazlamayla. Dondurulmuş değil ama evet. Dediğiniz gibi bu sıfır noktasındaki gibi senin tabirinle olmuyor abi. Hı-hı. Şimdi şu ekmeği alacağım buradan. İçine Fethiye tulumu, tereyağı ve kaşar koyup. Evet. Ama sen kaşar da koymuyorsun abi. Senin ayrıca ona senin başka bir isim bulman lazım. Çünkü onu senin artık kaşar da koydurmuyorsun sen. Yok kaşar koyuyoruz ya. Koymuyor muyuz? Yok koymuyorsun. Sen sadece Fethiye tulumunu, tereyağı. Evet, böyle yiyorsun abi. Hadi bakalım şimdi güzel güzel bir kahvaltı hazırlatalım kendimize. Evet abi. Oturalım. Yerken de biraz sohbet edelim. Şu bazlama istasyonlarını hazırlayalım olur mu? Çok teşekkür ederim. Ablacığım kolay gelsin size. Sağ olun. Teşekkürler. Bu arada Dalvin ablası. Evet. Burada Yasemin abla. Hadi. Yasemin ablamız yapıyor bütün işi. Evet. Tabii beraber yapıyorlar. Evet. Ben konuşmayı yapıyorum. Yani. Sen sadece konuşmayı yapıyorsun. Diğer bütün işi ablalarım yapıyor. Aynen, aynen. Kolay gelsin, emeğinize aynen. Sağlık. Sağ olun, sağ olun. We'll be right back.
Evet abi, astrolist geldi. Astrolistimiz bu mu? Bu sunum biraz sana özel oldu abi. Ben böyle seviyorum. Bunun hayaliyle geliyorum buraya, biliyorsun. Böyle şeyler koyuyoruz böyle. Bu sunum benim sevdiğim sunum. Normalde siz bunu biraz tost makinesine basıyorsunuz. Evet abi. Evet. Ama ben taze bazlamayla bunu tercih ediyorum yani. Evet. Biraz fazlasını da alayım. Sonra al tabii canım. Çok o kadar da yağlı şey olmasın. Demesinler yani böyle. Bunun içinde ne var şimdi? Tulum peynir, kaşar peynir, evet, ve tereyağı. Tereyağı üzerine koyduk senin için bu sefer. Hmm. Bu normalde bizim çocukluğumuzda abi aynen şöyle oluyor. Göstereceğim artık. Göster, göster. Biz şu yandan, yandan kopartılır. Tereyağı. Biraz içindeki peynirlerden alınır. Bu şekilde. Yenilir. Oh süper. Şimdi aynısını yapacağım ben birazdan. Şöyle bir masa hazırladılar bize. Yanımda Ahmet abim de var, Adana'dan. Burada yaşıyor. Ahmet abicim günaydın. Günaydın. Biz 2016'da buraya çok amatör bir ruhla açmıştık. Açıkçası yolculuğun nereye gideceğini de bilmiyorduk. Biz ürünleri ortaya koymaya başladıkça müşterilerimizden gelen geri bildirim bizi böyle daha coşkulu bir yolculuğa doğru itti. İşte bunun başkaca şehirlerde olması konusunda talepler vardı. Ben de daha önceki deneyimlerimden bunu işte standartlaştırıp öyle devam ettirmek istedim. Bu da bazlama istasyonunu doğurdu. Kaç şube var şu an? Şu an 18 şubemiz var. Bir tane de Adana'da var, Mersin'de var. Yakın bize Adana'ya. Evet. Ayrıca çok yakında Adana'daki şubede kahvaltıda başlıyor. Evet, evet, evet. Başlıyor değil mi? Evet, evet, başlıyor. Bir de senin bir projen daha var benim bildiğim, onu söylemek ister misin? Bu video yayınlandığı zaman belki daha sonra olur ama bakalım, İstanbul için yapmak istediğimiz başka bir projemiz daha var. Bazlamayla alakalı tabii ki. İnşallah bence gelişmelerden haberdar ederiz. Bir de olmazsa mahcup olmayalım. İyi, peki, tamam. O zaman biz şimdi güzelce kahvaltımızı yapalım. Sonra Fethiye'yi senle gezmeye devam edelim. Eyvallah abi. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun.